Kör. Daha kör. Kendi işini kendin gör. Birinci yapımda Bordo Bereli Metin Şentürk abimiz 3 tane zibidinin hakkından kanırta kanırta gelmiş. Kız sonunda kaçsa da abimiz onun da psikolojisinin ırzına geçtiğinden zannetmiyoruz ki kalan hayatı bir boka benzemiştir. Neyse konu zaten o değil. Bu. Dedemiz ilk yapımda kendine zorla çoluk çocuk yapmanın peşindeydi ya. İkinci yapımın başında anlıyoruz ki o gözlerle deliği bulabilmiş, yaş yetmiş ama iş bitmemiş. Her vurduğu şut gol olmuş. Tabii insan yapımı izlerken düşünüyor. Lan bunun gibi kornişon turşusu suratlı adamdan bu tatlı uşak nasıl çıktı? Ki ileride çıkmadığını da anlıyoruz. Yalnız dedemiz kızına da Shawshank Redemption hayatı yaşatıyor. Kız sokağa çıkıp gezmek için bile sikim sokum görevlerden geçiyor oğlum. Bunun kadar eğitim alanı Vietnam'da ön cepheye sürüyorlardı düşün. Kız bakkala bile zor gidiyor. Baba az giden be. Nereye gideceksin? Millet bahçesine. Akşam ezanından önce evde ol. Hı tamam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şans işte. Her Amerikan yapımında olduğu gibi ortalığı karıştıran ya bir dangalak olan ya da her sike burnunu sokan bir kız olmak zorundadır. Bu yapımda da bu işi kargo kuryesi bu abla yapıyor. Kızın babasına diyor ki sen bu çocuğu çok darlıyorsun bak. Amerikalı mısın sen? Evet. Belli her boka burnunu sokuyor. Sana ne amına koyayım değil mi? Anası mısın bacısı mısın? Sana ne? İstersen anangilin mezarı gidek de bir Fatiha oku. Ne diyorsun? He tamam. Ben Sübhaneke biliyorum ama sadece. 3 kere oku o zaman. 3 Sübhaneke bir Fatiha ediyormuştu. Bir de Amerikan yapımlarında şu silahı ulaşamayacakları yere koyma hastalığı var ya. Yok böyle tam anlaşılmadı. Bir de Amerikan yapımlarında şu silahı anasının amına koyma hastalığı var ki. Ya bak gecenin bir yarısı yolu kapatmış araba görüyorsun. İçinde herifin sıfatı eşkaline bakıyorsun. Oğlum bu sıfata bakan hakim 10 sene veriyor düşün. Bir pislik çıkacak belli. Sen arabaya binip siktir olup gidene kadar şu silahı yanında tutsan ne olur kadın. Yan koltuğa koy, kucağına koy, direksiyonun üst tarafına koy. Şu silahları sıkıntılı zamanlarda çat diye çekmek için yanınızda taşımıyor musunuz? Şu herifin bakışa bak. Daha sıkıntılı zaman mı olur? Sense arabada ulaşılacak en boktan yere koyuyorsun. Torpidoya. Olmaz. Bir dahaki sefere bagaja koy kızım. Hadi başka yapımda görüşmek üzere. Lavuklar eve giriyor ancak IQ'lar yerlerde. Kör bir adam ve ufacık kızı bulmaktan aciz olan bu dangalaklar bir de dayak üstüne dayak yiyor. Bak evde katiller var. Kız ikinci kattan zemine atlıyor ama çıt bile çıkarmıyor. Amına koyayım kırlentin üzerine atılan bir paket pamuk bile daha çok ses çıkarır la. Bak kaçarken buraya giriyor. 10 saniye sonra katil kapıyı bir açıyor. Kız yok. Amına kodumun mandrakesi işte. Neden? Çünkü merdiven arasındaki kolilerin arasına kelebek gibi kondu da o yüzden. La hadi buna da tamam. Kız kutu arasına saklandı okey. Abimiz de çatara çutara Allah ne verdiyse dalıyor da. Şu bodrum sahnesini hiç anlamadık. Kız koşuyor. Arkasındaki abi sanırsın Robocop. Lan bir koş amına koyayım. Pişik misin birader? Neden altına sıçmış gibi yürüyorsun oğul? Bu sahnede de abimiz herifin ağzını yapıştırmış. Evet bildiğin yapıştırmış. Neyle? Japonla. Bu Haaland tipli mal da gidip ağzını çözeceğine herifin yanağını deliyor. Evet bildiğin deliyor. Hadi tamam diyorsun. Sonra bir bakıyoruz. Ağzını açmak mümkünmüş amına koyayım. Herif kendi ağzındaki Japon'u keserek açıverdi ya la. Ulan demek ki adam götünü yapıştırsa oraya da yeni bir dilek açacak bu mal. Dedemiz kör olmasına rağmen yakın dövüşe geçince rastgele salladığı demirle el kadar bıçağı tekte bulmasını falan zaten neyse deyip geçiyoruz. Tamam. İnandım ya tamam. Peki kızın katillerden korunmak için girdiği kutunun arka taraftan açılabiliyor olmasına kaç puan reis? O mal MacGyver gibi icat yapacağına kutunun sağına soluna baksa yok ama olur mu? Sonra bunları yakalıyorlar. Bütün mesele açığa çıkıyor. Bu kız meğer bununmuş. Kaçırmış bizim dede amına koyayım. Beni tanıdın mı? Halit Kıvanç. Babanım kızım baban. Belki boyattın saçını ne bileceğiz? Hayır babası olduğunu kanıtlamak için abi saçının beyazını gösterip tanıdın mı diyor. Adam haklı oğlum. Belgeye melgeye gerek yok ki. L'Oreal saç boyası daha ikna edici çünkü amına koyayım. Sonra dedemiz ortaya çıkıyor ve hali hazırda iki yeni delik açılmış arkadaşa iki delik daha açarak lavabo gideri haline getiriveriyor. Ya da iPhone kamerası bilemedim. Dedem kendisini öldürmesi için salınan köpeğe kıyamadığından zaman kaybedince kızımız da her Amerikan filmindeki ergen gibi başına buyruk hareket ediyor ve paket oluyor.
Kız babasının evine bir geliyor. Anam. Yo şaşırmadım lan. Gerçekten anam. Yani kızın anası da yaşıyormuş. Tabii sarılmalar öpüşmeler falan derken bir yerden sonra anlıyoruz ki bunlar niyeti bozmuş. Kızın kalbini hasta olan anasına takacaklar. Hayır, yapımın başında bizim dede kıza öyle bir davranıyordu ki bir baba çocuğuna bunu nasıl yapar diye düşündük. Ulan meğer kör dede bu babanın yanında Münir Özkul, Hulusi Kentmen, Süper Baba Fiko falan kalıyormuş. Şu gerilim anlarında da bir türlü o amına kodumun silahı patlamaz, o bıçak kesmez, ölmesi gereken ölmez ya. Burada da aynı klişe oluyor. Ameliyat masası hazır. Doktor dönerli bıçağı yaklaştırmış. Bak o bıçak kızın tenine değseye kadar kör abi kalktı, kendine geldi, toparlandı, intikam yemin etti. Az önce büllükten ıstırık alacak köpeği de kendine rehber yaptı. O mesafeyi geldi, binaya sızdı, elektrik şartelini de indirdi. O kodumun bıçağı bir türlü kıza değmedi. Hayır, Türk dizisi mi izliyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bunlar bizim işlerimiz oğlum. O bıçak o kızı keseseye kadar en az 5 bölüm geçiyor la bizde. VS başlıyor ama abinin daha ilk darbede yarı canı gidiyor. Kalıyor mu 50 HP? Elini havada yakalaması da ayrı muhabbet zaten. Çekiçle de headshot attı. Oh! Lan tamam, özel kuvvetmiş. Çok biz askermiş falan da. Şu an bizim bile açık gözümüzle göre göre ıskalama durumumuz var la. Gidin şu amına koyduğumu kör pezevengini öldürün. Halat ne oldu? Amına koydu. Abi bu adam su dalgalarının kendisine geliş şeklinden nokta atışı 3 kurşun sıkıyor. Amına koyayım, bak şunun yarısını PUBG'de yap. 10 kere hileden ban yersin. Vallahi bu adam wallhack falan açmış. Son dövüş sahnesinde abi etrafa sis atıp şartları eşitliyor. O dangalakta karısını vuruyor. Şu sahnede de kızımız illa zor durumda kalacak ya. Tekerlekli sandalyenin peşinden sürükleniyor. Cık, oğlum bu sahnede kendini orada tutacak kadar kas yapmış, sürekli abimiz tarafından bordo berili eğitimi alan, anasının cesedini o kadar süre taşıyacak kadar güçlü şu kızın ayağa kalkıp sandalyeyi tutamayacağını söylemeyin la. Tekerlekli la o. Kalk ayağa, geç arkasına, tuttursun. Dövüş sırasında şerefsiz babanın gözlerini çıkaran abimizin 10 HP'si kalıyor. O gözleri çıkan herif de maşallah hemen körlüğe adapte oluveriyor. Bıçağını buluyor ve kör haliyle abimizi bıçaklıyor. E tabi kız da onu. Evet. Kısacası çıktım yola bir körle, karşılaştım bir götle, kalbim yerinde duracak, peder amınıza koyacak. Temalı bu yapım bizim için. Filmdir. Kızı alamadı bak, şu göt veren, piçin adı mal, denk getiren. Bize niye bulaşıyor ibneler? Soruyorum bunu sence neden? Kör diyorlar, hani reçetem? Sırıtıyor piç bana geceden. Ona çekiç salladım bir kereden. Söyle bunlar sence neden?